I think as a team we played very well, and yeah, we win together, we lose together, and you see the progress in this team, and I take many positives of this game. In some stages we play like I wanted my team to play. It was enjoyable to watch them, and so proactive, dynamic, and brave, and we scored great goals. And even after we had some setbacks, we kept going till the end. Because in the end, we should have won as well with the big chances from Scott McTominay and Pellistri. So yeah, of course I'm disappointed because we should have managed the game better. We will learn from that. But you see, this team is in development. I know you probably don't want to talk about individuals, but just on Andre, he has made two quite big mistakes again. Have you spoken to him after the game? Is he okay? Yes, he's okay, but. As I say, it's not about an individual. And of course, individual in football, some individual errors will make difference, and we have to take responsibility for it. But yeah, but it's always about team. And this team is good. All the players in this squad are good and deserve the best to play for Man United because they are brilliant players. And that counts for the whole squad. Eric, you spoke about... İki tane soru sordu. Birincisi kaleciyle ilgili bir soruydu. İyiyim şimdi. İki tane soru sordu. Biri aslında kalecinin çok da yani birkaç tane hata yaptığından falan bahsetti. Ve genel olarak takımı nasıl değerlendirirsin bu karşılaşmada diye sordu. Daha çok takımla ilgili ilk önce cevap verdi. Takım olarak güzel oyun sergiledik. Birlikte kazanıp birlikte kaybediyoruz ya da berabere kaldık bu maçta. Gelişim var kesinlikle. Takım istediğim gibi oynadı ve o anlarda, takım istediğim gibi oynadığı anlarda da çok keyifli hissettim. Sonuna kadar ellerinden geleni yaptılar. McTominay'ın son golünden özellikle bahsetti. Güzel bir gol olduğundan. Sonra tekrar ikinci soruda da yine aslında kaleciyi sordu. İyi mi? Çünkü hani hatalar yapıyor. O da kişisel olmadığını, kendisinin iyi olduğunu, takım olarak gelişim içerisinde olduğunu, her şeyin daha iyisi, daha iyi olacağına düşündüklerini söyledi. Takım yönetimiyle ilgili bir soru geldi. Takımı yönetiyoruz ama hızlı goller de yiyoruz aynı zamanda. Cevap olarak da şöyle bir cevap geldi. Burada puanlar önemli. Evet, frikikler oluyor. Hakim başarılı bir oyuncu. Onun yetenekleri, ekstra yetenekleri var ve böyle frikikleri engellememiz de bu sebeple zor tabii ki. Takım olarak öğrenmemiz gerekiyor. Yaptığımız hataları geliştirmemiz gerekiyor. Burada önemli olan da en çok beni mutlu eden şey de takımın gelişiyor olması, daha iyiye gidiyor olması. Daha da iyi olmak için elimizden geleni yapacağız. Yine kaleciyle ilgili bir soru geldi aslında. İkinci golden sonra biraz rahat bırakmadı mı? Daha odaklı olması gerekmiyor mu? Maç bitmeden sanki hani biraz daha rahat takılmaya başladı gibisinden. Bu bağlantıyı yapıp bunu koz olarak görmen ya da kullanman biraz garip dedi hoca. Bu aslında tamamen Ziyech'le alakalıydı. Ziyech çok başarılı bir oyuncu ve onu durdurmak gerçekten kolay değil. Sonraki sorusunda da istediğin gibi bir maç oynandı aslında ama yine de bir galibiyet gelmedi. Hocanın cevabı da yine performans olarak iyiydik. Benim için önemli olan bu, gelişim var. İyi bir futbol oynadık. Tabii ki tam her şey mükemmel gitmiyor. Belki kazanamadık ama her defasında daha da gelişerek devam ediyoruz. Şimdi tabii önümüzdeki maçlarda da nerede neyi daha iyi yapabiliriz ona bakacağız. Kalecilerinden hepsinden de yani 3 kaleciden de çok memnun olduğunu söyledi. Kaleci ekibinden memnun olduğunu söyledi. Performanslarından çok memnun olduğunu söyledi. 6 ay içinde yavaş yavaş alışıyor. Avrupa maçlarını görüyor. Yani oynama fırsatı da illaki bu şekilde kendini geliştirmeye devam ederse bulacaktır. Bir gelişim sürecinde o da sabırlı olması gerekiyor. Umuyoruz ki ilerleyen dönemlerde onu da tercih edeceğiz. Okay.